Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Teşekkürler hocam, sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Neden bahsedeceğiz bugün? Farenjit, sinüzit, aft, ağız içinde yaralar, orta kulak iltihaplanması vesaire. Evet. Yani kulak, burun, boğaz. Kulak, burun, boğaz. Evet. Şimdi kulak, burun, boğaz rahatsızlarına karşı en etkili bitki, birkaç bitki var. Mesela bunlardan birisi Afrika ıtırı. Pelargonium xylioides, Pelargonium reniforme. Bununla ilgili biz çok güzel bir çalışma yaptık. Bakalım nerede bulabilecek miyiz? Evet, ıtır forte. 17. yüzyılda bu bitkiyle ilgili yapılan klinik araştırmalarda Afrika'da vereme karşı kullanılmış. Bronşit, astım, kronik öksürük, kuru öksürük gibi rahatsızlara karşı kullanılmış, etkisi ispat edilmiş. Avrupa'da birçok firma bunun üretiyor ve antibiyotik gibi. Biz de çocuklar hastalandığı zaman Türkiye'de ne yapılıyor? Veriliyor antibiyotikler. Bu da çocukların bağışıklık sistemini çökertiyor, daha çok hastalanmasına sebep oluyor. Oysa ıtır forte veya ıtırdan yapılan damla draje verilse ne olur? 2-3 hafta içerisinde üşütme, grip, nezle, sinüzit, farenjit diye bir rahatsızlık olmaz. Mesela meslek icabı, ses sanatkarları sürekli sesiyle şarkı, türkü söyleyenler, öğretmenler, çok konuşmak zorunda kalan insanlar, imam, sürekli ayet, hadis okumak zorunda olan insanlar da veya siyasetçilerde de çok gözükür. Sunucularda da hocam. Sunucularda. Evet. Ses tellerinde zamanla ne olur? Hafif ısınması, iltihaplanması, kızarması, konuşmada problemler oluşur. Tedavi edilmezse ses gider. Meslek de gider. Bu nedenle birçok cami imamı veyahut da öğretmen veyahut da ses sanatkarları ses tellerindeki problemden dolayı mesleğini yapamamakta, mesleğini bırakmak zorunda kalmakta. Bu tür rahatsızlığı, ses telindeki problemlere karşı ıtır forte. Çok... Hocam bir telefonumuz varmış, hemen alo diyelim isterseniz. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Doktor Bey'le görüşecektim hanımefendi. Buyurun. Alo. Alo, buyurun, dinliyorum. Buyurun. Alo. Buyurun Agah Bey. Şimdi doktor bey, size bir şey soracaktım. Sor, dinliyorum. Doktor bey. Evet. Buyurun, dinliyorum. Telefonu, televizyonunuzun sesi çok yüksek. Evet, onda... televizyonumuzun sesini biraz kısalım. Ya kaç tane... Doktor Bey'le bir görüşecektim bu konuda. Canlı yayındasınız efendim. Agah Bey, görüşüyorsunuz. Hocam, ben sizi de bir haftadır takip ediyorum. Evet. Bu prostat için bir ayı üzümü diye bir söz konusu oldu. Bunu nasıl kullanılıyor ve nerede bulunuyor diye bunu öğrenmek istiyorum. Mümkün mü? Hayır. Ayı üzümü idrar yolları enfeksiyonuna karşı, prostat büyümesi, prostat iltihaplanması için farklı ürünlerimiz var. La ilahe illallah. Nasıl bulacağız şimdi? bulacağız. Evet. Nerede bulacağız? Zabal forte, prostat büyümesine, yakı otu forte, prostat iltihaplanmasına, yani prostatite karşı kullanılır. Bununla ilgili ürünlerimiz var. Problem değil. Kullandığınız zaman görürsünüz. Peki hocam, bunu nereden alıyoruz? Bunu nereden bulabiliyoruz? Bitkiseltedavi.com. Zaten İbrahim Gökçe'nin telefon numaraları da, bağlantı numaraları da sürekli ekranın altında. Agah Bey, rejiden de arkadaşlarımız daha sonra arıyor değil mi hocam? Evet, prostat büyümesi rahatsızlık, çok ağır bir rahatsızlık. Tedavi edilmezse Allah korusun, yani zamanla kansere de dönüşebilir. Prostat kanseri olan hastaları bile tedavi ettik. Burada elimizde raporlar var. PSA'sı fırlamış. Yapılan biyopsi sonucunda prostat kanseri, prostat büyümesi, prostat iltihaplanması gibi rahatsızları olan kişiyi dahi tedavi ettik. Cüce palmiye meyvesinin ekstraktı. Burada yanım demiş. Bakın şu cüce palmiye, yani Zabal zeruluta Latincesi. Zabal zerulutanın meyvesinin birleşiminde
bir etken madde var. Beta-zitoşterol. Beta-zitoşterol ne yapıyor? Bunun birleşimindeki etken madde prostatın büyümesini azaltıyor. Yavaş yavaş eski formuna dönüştürüyor. Neden için prostat büyüyor? Prostatın içerisinde iki enzim var. Aromataz, reduktaz. Aromataz ve reduktaz isimli enzimler erkeklik hormonunu, testosterolü, kadınlık hormonu estradiola dönüştürür. Prostatın içerisinde kadınlık yani dişilik hormonu artarsa prostat yavaş yavaş büyür. Bunu ameliyatla aldırırsanız prostatı Allah korusun cinsellik gider. Çok çok tehlikeli ameliyat. %85 ameliyat olanların cinselliği gidiyor. Artı gitmese dahi kişi cinsel ilişki sırasında rahatlayamıyor. İşkence gibi geliyor cinsel ilişki ve ilişkiden soğuyor. Bu nedenle prostat ameliyatı olmak öyle söylendiği gibi basit bir şey değil. Hocam, yani iyi tekrar, bir şey değil. Tekrar bir telefonumuz varmış. Alo. Alo.